İşim birazcık daha tak tak, çok net, çok teknik şeylere girmek sonra istiyorum. Sonra ben de tak tak net cevap. Çünkü uyuyan bebek uyandırılır mı? Beyaz gürültü senin tavsiye ettiğin şeylerden biri diye biliyorum. Ayakta sallama konusunda ne diyeceksin? Uyku arkadaşı da olabilir, emzik de olabilir, biberon da olabilir. Geçiş objesi. Geçiş objesi. Uyku beslemesi diye bir şey var. Rüya öğünü diyorlar galiba. Onu ver. Böylece uykusunu uzatmış oluyorsun. Bebek uyanıyor ve meme ağzımdaydı artık değil. O zaman tekrar meme ağzıma gelsin mi diyor. HIP, organiğin de bir adım ötesine gidiyor. İstiyoruz ki çocuklarımızın dünyası sonsuza kadar yaşamaya ve sevmeye değer kalsın. Tüm bunları şahsen garanti ederim. Yaşamdaki en değerli varlığım için. Şimdi birazcık daha tak tak, çok net, çok teknik şeylere girmek sonra istiyorum. Sonra ben de tak tak net cevap. Çünkü yani aslında uyku bu kadar saattir, dakikadır konuştuğumuz gibi, senin kitabında yazdığın gibi aslında hiç bu kadar teknik olmayan, daha duygusal bir düzeyde, daha flu mu diyeyim, daha bütünsel ve çok şey bir şey yani tek doğrusunun olmadığı evet, yer. Evet yani hani netlikleri olmayan. Halbuki çok net şeyler söylenen, biz kucağımızda uyutuyoruz ya da emzirerek uyutuyoruz. Sonra çocuk kendini beşikte buluyor, eyvah ben neredeyim diyor ve tekrar o uyuduğu pozisyonu arıyor. En çok söylenen şeylerden biri. Ve hep şey örneği veriliyor. İşte sen koltukta uyuyakalsan, sonra kendini bir anda yatakta bulsan ne hissedersin? Örneği veriliyor yetişkine. Ya da işte sen kocana bakarak uyusan, sonra uyandığında kocanın orada olmadığını görsen falan gibi örnekler var. Bu kadar şey mi gerçekten? Yani hani bebek uyanıyor ve meme ağzındaydı artık değil. O zaman tekrar meme ağzıma gelsin mi diyor. Şimdi bebeklerde hafıza var. Bunu defalarca gün içinde 5 kere yaşadıkları için annemin kucağında dalarım, sonra da yatakta devam ederim. Doğal olarak bir net hafıza bilgisi olarak onlara geçiyor. O yüzden normal şartlarda bebeğimizi kucağımızda, mememizi uyutup yatağa koyduğumuzda uykusu boyunca güvende hissedip dengeli ve regüle bir sinir sistemine sahipse, tetikte değilse, korku ve endişe altyapıda taşımıyorsa uykusunu tamamlayıp uyanıp ha gene yatağımda uyandım. Çünkü daha önce 100 kere de öyle uyandım ya. Annemi çağırıyorum diyor. Ama tetikte olan, tolerans aralığı dar, ayrılığı tolere edemeyen, farklı deneyimi tolere edemeyen, daha disregüle zorlanan bebeklerde neredeyim? Her durumda olabilir. Bu ona bakarsan anne 100 kere mutfağa gidip su alabilir. Bir bebek tepki vermeyebilir. Bir bebek ama her annesi arkasına dönüp su almaya gittiğinde annem nerede yapabilir? Aynı konu. Felaket uykusu diye bir tabir var. 1 saatin altında ya da 40 dakikanın 45 dakikanın altında mıydı? Olan uykular, gündüz uykuları felaket uykusu diye tanımlanıyor ve Allah Allah yani almadı uykusunu, bittik. 40. dakikada uyandıysa git gerekirse 20 dakika daha başında ağlat ama uykuya geri döndür. Var. Böyle bir şey yok. Bebeklerimizin gündüz ya da gece uykularının ona yetip yetmediğini, sağlıklı gelişip gelişmediklerinden, aylarından beklenen uyanıklık süresini yapıp yapamadıklarından, bu uyanıklık süresi içinde dikkat, odak, beceri gelişimi veya duygusal tolerans, yani çabuk mu siniri bozuluyor gibi, sosyal, duygusal ve bilişsel becerileri geliştirip geliştiremediklerinden, sergileyip sergileyemediklerinden anlarız. Bir bebek atıyorum, atalım örnek üzerine olsun, 2 uyku uyuyor diyelim ve 2-45 dakika uyuyup uyanıyor ve bunların hepsini gösteriyor. Çocuk fiziksel, duygusal ya da sosyal herhangi bir zorluk yaşanmıyor. Huzurlu uyuyor. Huzurlu uyanıyor. Orası da önemli. Yani 45 dakikada uyandı. Anne çağırdı geldiniz her şey yolunda. Yetiyor. Tamam mı? Ama A şıkkı bunlardan bir yerde zorlanıyor. B şıkkı anne ya da baba uyutan kişi çocuk uyandığında huzursuz uyandığını, o uykunun ona gerçekten yetmediğini, bunun bir bölünmüş uyku olduğunu gözlemliyor. O zaman tabii ki geri uyutmalı. Ama bunu genelleyemeyiz. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu felaket kısmı aslında anne ve baba için oluyor. Çünkü 40 dakikada hiçbir şey yetiştiremediğin için eyvah felaket. Ben daha olabilir. Ne yapacağım oluyor? Yani tabirin nereden çıktığını bilmiyorum ama olabilir. Yine teknik bir şey sormuş olacağım ama ben asla uyutamadığım için yani o 40. dakikada ya 41'i çok nadir gördük ve ben 40 dakika boyunca kanguruda durmadığımı biliyorum. Yani kanguruda uyudu ve kanguruda yürümeye devam ettiğimi ki 40 dakika uyusun diye durmadığımı biliyorum. Sonrasında da asla tekrar uyutamadığımı biliyorum. Olabilir. Çünkü bölünmüş gündüz uykusunu geri uyutmak uykular içindeki en zor anlardan biridir. Doğru. Gündüz uykularında gece uykusuna göre çok daha az bir uyku baskımız vardır. 2. Bebeklerin gündüz duygusal sosyal motivasyonu bir an önce hayata devam edip büyümektir. Birinci önceliği bebek büyümek için yaşar çünkü. O yüzden uyanabildiği ve fizyolojik olarak dayanabildiği ilk anda hayata geri dönmek ister. Yani biraz daha kestireyim yetişkin işi. 3. Bu baskı ve bu motivasyon sebepli buradan bağlarsak bebek uyanıp özellikle 6. yani 7. 8. ay sonrasıysa
hızlıca ayağa kalkmıştır. Beden dikleştiğinde beynimize uyan mesajı gidiyor. Bebek dikleşebildiği, oturup kalkabildiği anda zaten beynine ne kadar uykusu olsa da kalk artık mesajı gidiyor ve karışıyor fizyoloji, fizyolojik altyapı, homoestaz ve uyanmaya daha meyilli oluyor. Yani teknik detayları bunlar. Biraz ikna olsun ve millet rahatlasın diye bunu özellikle söylüyorum. Evet arkadaşlar, gündüz uykusundan bölünmüş uyandıklarında bebekleri geri uyutmak en zor anlardan biridir. Ama biraz da bu mizaç konusu. Bazı bebekler çok seviyorlar uykuyu ve aa diye uyanıyorlar. Geri uyutuyorsunuz ama geri uyutmak dediğimiz şey de 5 dakikada olmaz. Adı üstünde. Geri uyutuyorsunuz. İlk uyutmanız kadar süre alacaktır. Hmm. Beklentiyi de oraya koyalım. Yani 5 dakikada gittim pışpışladım. Bazılarında okey. Ama bazılarında işte 20 dakikada mı dalıyor? 20 dakika daha içeride kalıp uyutup çıkmanız ki zaten uykusunun çoğunu almış olduğu için çok hafif bir bölümdür o ikinci uyku. Hani bıraktım çıktımların biraz zor olduğu bir bölümdür. Hem de nasıl zor. Peki hep şey diyorlar yine anne bebek arasında bağımlı. Bir süreç var. O bağımlı süreç yerine bir geçiş nesnesi verelim. İşte bu uyku arkadaşı vesaire olabiliyor. Okay. Dolayısıyla anneye senin, değil objeye bağımlı olsun. Evet. Senin ayrılığınla baş edebileceği bir aracı nesnesi olduğu zaman hüznü azalır bebeğin. Nesne verelim bebeğe. Şimdi soruyu iki yerden cevaplayayım. Çünkü uyku arkadaşı yorumunu bir vereyim. Sonra bu bağımlılık sorusunun cevabını yani vereyim. Yani uyku arkadaşı da olabilir, emzik de olabilir, biberon da olabilir. Geçiş objesi. Geçiş objesi. Şimdi nereden nereye geçiyoruz? Onu bir... Ben de orada ya hani, tamam anneye bağımlı olmasından çok korkuyoruz. Başka bir bağımlılık yapıyoruz. Onu bu okey mi? Bağımlılığa okeysek hayatımızda işte onu demek istedim tam da. Anneye bağımlı olmasın, işte tavşana bağımlı olsun, emziğe bağımlı olsun, battaniyeye bağımlı olsun ha. Okeysek buyurun geçin. Yani geçebiliyorsak tabii. Çünkü genel olarak okeyiz. Yani seni emzik olarak kullanıyor tabiri de o kadar büyük bir tabir ki. Tabii. O yüzden dönüp şeye bakalım. Hayatımızdaki, bu Nilüfer Devecigil'in çok sevdiğim bir cümlesidir. Hayatımızdaki her türlü bağımlılık ilişkiler içinde alamadığımız bazı ihtiyaçların bir nesne tarafından karşılanmasıyla olur. İlişkiler tamamlayıcı ve beni bütünleyen bir yerden hayatımda olduğunda o zaman zaten herhangi bir şeye bir bağımlılık geliştirmiyorum. Ya da herhangi bir bağımlılığım bana bir sinyal veriyor. Şimdi o yüzden böyle bir yerden baktığımızda biz hiç kimsenin hiçbir şeye bağımlı olmasını zaten istemez miyiz? Ve eğer bir anne ya da bir babayla bir bebeğin arasında bir bağımlılık varsa ki bu terime de biraz şeyim. Yani o bağımlılık tarif edilen yer genelde bağımlılık olmayabiliyor ama olduğunu varsayalım bu kusurun. Meme bağımlısı da var bu arada tabii. Yani. Bu sorun kapsamında onun bağımlılık olduğunu varsayalım. O zaman zaten ilgilenmemiz gereken konu çocuk niye bu kadar güvensiz hissedip annesine bağlı değil bağımlı hale gelmiş. Orayla ilgilenelim o zaman. Anlatabildim evet. mi? Yani ne yapalım? Bebeği güvende hissettirelim. Bağlı bir noktaya getirelim. Bireyselleşebilsin ve ayrışabilsin. Ne kadar bir bebek ayrışabilecekse bu arada tabii. Beklentiyi de oraya koymak ayrı gerekiyor. Ayrı eve çıksın. Ha, mesela ya da anne belki bağımlı hissediyor ya da baba bağımlı hissediyor. O yüzden orada öyle bir şey. O zaman anne babanın farkındalığını arttıralım. Yetişkin olduğunu hatırlatalım. Ve o ilişkinin içindeki rol dengesini doğru koyalım. Ve aralarındaki aslında tırnak içindeki o güvenli bağlanma için ilişkiyi geliştirmek için bir rehberlik yapalım. Ondan sonra buralar gelir. Ama uyku için hep şunu derim. Uyku tüm ilişki şekillerinin içindeki en halter yer. Dumbbell'ları kaldırmadan halteri kaldıramayız. Uyku bebeğin en güvensiz hissettiği, ebeveynin en yoğun duygusal desteği vermesi gereken anlardan biridir. O yüzden biz bu gibi ilişki konuları ebeveyn bebek arasında gözlemlediğimizde çözümüne de doğrudan uykudan başlamamaktan yanayım. Bırak nasıl uyursa öyle uyusunlar. Önce ilişkiyi tamir edelim. Önce günü açalım. Ebeveynin daha iyi tolere edebildiği ya da daha iyi performe edebildiği yerlerde bebeğin kendini çok daha güvende hissettiği, daha az desteğe ihtiyacı olduğu uyanıklık anlarında biz oralarda gelişim sağlayalım. Sonra uykuda da bakarız. Sorunun cevabı konu bir bağımlılık ve yerine bir şey sokuşturmaksa hayır doğru bulmuyorum kesinlikle. Size bir şey eşlik eder. Yani ne bileyim ben annesiyle babasıyla uyuyordur. Tavşanını da çok seviyordur. Kendi alıp da ben bugün tavşanımla uyumayı seçtim. Buyur seç. Anlatabiliyor muyum? Bir sorun yok. Ama tavşanım olmadığında travmatik bir ağlamaya giriyorum. Kopuyorum, onsuz uyuyamam. Tavşanı yıkamayın. Burasına bakmamız gerekli. Bu çocuk neden dünyadaki bütün güveni tavşanına bağladı? Şey de büyük bir mesele ya. Çok fazla girmedik ama. Aynı odada uyumak, aynı yatakta uyumak, çocuğun kendi odasında uyuması, çocuğun kendi odasına geçiş süreci. Özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü çok az konuşulan bir konu olduğunu düşünüyorum. Bebekle birlikte güvenli, yani sağlıksal, yani fiziksel olarak güvenli bir şekilde uyumanın yöntemleri var.
Evet. Ve bu çok az konuşuluyor. Yani gerçekten evet. Çok az konuşuluyor. Hatta bebeğinizle asla birlikte uyumamalısınız. Postları var sosyal medyada. Evet, tehlikeleri var ama bunun güvenli bir hale getirmenin yolu da var. Senin özellikle şeyi sevdiğini de biliyorum ben. Anne yanı yatağı. Next to me. Daha önceki Salih ile olan videomda en çok yorum alan ve esprisi dönen yer o bana çok uzak geldi mesela. Yani bana next to me uzak geldi. Bir de babasıyla ortamızda olma fikrini ben daha çok sevdim. Çünkü ikimiz de aynı anda ebeveynlik yapıyordu. Tamam, o her sefer kalkıp emzirmiyor olabilir ama mıkırdandığında, belki gazı geldiğinde elini karnına koyarak ve sıcaklık sağlayarak bir destek verebiliyordu. Bu da benim hoşuma gitti. Baby nestinde yatıyordu bizim ortamızda. Dolayısıyla birazcık daha yüksekti. Kendi sert yüzeyine sahipti. Evet. Üstüne örtü gelme ihtimali yoktu. Gayet yapılır. İkimiz farklı örtüler kullanıyorduk. Yani yatakta çift kişilik bir örtü yoktu. İki ayrı tek kişilik örtü vardı. Ve bebeğe hiç gelmiyordu evet, örtüler. Evet, bebeğe hiç örtü yok. Bizim bebeğin üstüne çıkma, hani dönerken çıkma gibi bir durumumuz yoktu çünkü baby nest de yüksekti vesaire. Dolayısıyla biz bu süreci fiziksel olarak güvenli bir hale getirdik. Şimdi bunun gerçekten çok az konuşulduğu için altını çizmek istiyorum. Çünkü çok korkutuluyor anne babalar böyle. Üstüne çıkarsın, ezersin. Ve insanların birbirine söylemeye çekindiğini fark ediyorum. Biz bebeğimizle uyuyoruz, çocuğumuzla uyuyoruz ya da uyumuyoruz. Bu arada söylemeli miyiz onu da bilmiyorum. Çünkü yatak aslında bizim mahremimiz. Yani ben niye bunu dışarıda... Ebeveynliğe ilgili hiçbir şey hiç kimse evet, hesap yani vermek zorunda dışarıda değil. Komşuyla ya da bakkalla ya da kreş, bilmiyorum, kreşteki müdürle konuşmak durumundayım. Bu başka bir konu. Ama odasına geçiş süreci. Odasına geçiş süreci için çok uzattım. O yüzden direkt sana yönlenmek istiyorum. Bu süreci yine bebeği gözlemleyerek ya da çocuğu gözlemleyerek ya da aileyi gözlemleyerek en güzel nasıl yönetir? Şimdi ben bir kere şey söyleyeyim. Kitapta söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum kendi kitabımda. Bu bir sorun değil, bu bir seçimdir. Evet, o da ailenin... altını çizdiğim, çok kıymet verdiğim bir şey. Çünkü yani anne, baba ve çocuğun ortak verdiği evet. bir seçimdir. Biz şuraya bakmalıyız. Şimdi yine kitapta bahsettiğim, çok sevdiğim bir araştırma var. Ondan bahsedelim. Anaokul çocuklarıyla bir araştırma yapılıyor. 3-4 yaş grubuyla ve biraz üstüyle. Anne babalarıyla beraber yatıp yatmadıkları ve o an, yani o yaşlarındaki sosyal duygusal gelişimleri, yani bağımsızlık seviyeleri ne bakılıyor. Ve aslına bakarsan daha yakın uyumuş bebeklik döneminde. Daha sayfa beraber... 149. Sevdin değil mi çünkü onu? Ve bir takipçim de bana gönderdi. Bak şuradan açıyorum sana. Sayfa 149 şuradaki. Yalnız uyuyanlar. Çok kıymetli bir bilgiydi yani benim için. Yani beraber uyuyanların aslında daha bağımsız çocuklar olduğu bulunuyor. Şimdi burada ama şeye dikkat edelim. Ben onu kitapta da yazdım diye hatırlıyorum. Olay şu değil. Yalnız uyudular ve aslında daha bağımsız değiller. Beraber uyudular. O yüzden daha bağımsızlar değil. Daha co-sleeping'e, daha beraber uyumaya meyilli ebeveynler muhtemelen, bu bir varsayım, daha duyarlı bir ebeveynlik de koydu muhtemelen. Yani o yüzden duyarlılıkla bağımlılık birbirinden çok farklı şeyler. Duyarlı ebeveyn liman olmayı ve kapsamayı koyarken bir yandan o bebek çok güvende hissettiği ve ebeveyn de çok güvende hissettiği için bağımsızlık sinyallerine de çok güzel alan açıp bebeği destekleme halidir zaten. O yüzden iş toplam ebeveynlikte bitiyor. Yani o araştırma da benim için bir veri olmakla beraber onu öyle yorumladım. Ve diyorum ki önemli olan çocuğun toplam bağımsızlığı. Bir bebeğin ya da bir çocuğun anne babasıyla nerede yattığı, onun bağımlı ya da bağımsız olduğunu tanımlamaz. Nokta. Burada da şuna bakacağız. Ve bu konuda çok güzel araştırmaları bir araya getiren Türk psikolog arkadaşlarımız da oldu geçenlerde. Test konuları oldu ve bayıldım yani. Şöyle bir yere geliyoruz. Beraber yatma ailede bir karar mı yoksa bir dürtüsel sonuç mu? Yani beraber yatmadığımızda bir problem mi var? Benim çocuğum benden ayrı yattığında kendini mutsuz, huzursuz, stresli, yalnız mı hissediyor? Ben çocuğumdan ayrı yattığımda yatamıyor ve uyuyamıyor muyum? Yok, öyle zamanlar da oluyor. Ola da bilir, bir sıkıntı yok. Ama biz beraber yatmayı seviyoruz mu? Yani aranızdaki ilişkiye dair bir dürtüsellik mi var? O zaman dönüp zaten beraber yatmanıza değil, bu dürtüsellik konusuna bakmak gerekir. Anlatabildim ne demek istediğimi? Çocuğum 3 yaşında ve beraber uyuyoruz. Peki seçiminiz güzel. Ayrı yattığımız anda ben kötü hissediyorum. Ben aklıma bile getiremiyorum aynı odalarda olduğumuzu. Panikliyorum. Ebeveynin beyanatı olabilir. Ya da çocuk ilk sebepten dolayı yanında biri uyumadığında defalarca kalkıp tekrar gelip stres yaşayan bir çocuk olabilir. O zaman ne oluyor ya bakarım. Anlatabildim mi? Yani konu bunun bir stres tepkisiyle olup olmadığı tarafıdır. Böyle bir derinlemesine bakmak gerekir. Problem mi? Değil.
seçin. Mesela şey vardı çünkü çocuğu odasına tabii zaten artık hemen alıştırman gerekiyor. Alıştırırken de şey diyebilirsin diyor kitapta. Bulabilecek miyim bakayım? Örneğin çocuğunuz yanına yatmanız için size yalvarsa bile X kadınının buna izin vermediğini ancak odasında durabileceğinizi söyleyin. Şimdi X kadını bizim eve karışabiliyor mu? Hiçbirimiz karışamayız yani. Mesela ben geldim senden danışmanlık aldım ve eve geldim çocuğuma şey diyorum. Ben bugün Melis'le görüştüm. Melis ablan diyor ki artık sen odanda uyuyacakmışsın. Yani benle alakası yok. Ben çok isterdim seninle uyumayı ama Melis ablan izin vermiyor. Önce şuradan alalım. Çocuğun başka bir odada uyumak, başka bir yatakta uyumak veya başka yapacağı herhangi bir adımda benim ittirmemle ve zorlamamla ve başka birinin söylemesiyle değil, çocuğun hazır olmasıyla yapıyoruz. Herhalde zaten şu ana kadarki videomuzun içeriğinde oturttuğumuz bir yer diye düşünüyorum. O yüzden... Çok pardon, bunu söylemek zorundayım. Çocukla birlikte atıyorum. Çocuk odada olduğu müddetçe ben uyuyamıyorum. Yani asla uyuyamıyorum. Hı. Çocuk hazır değil ama ben uyuyamıyorum. Ve anneyim, uykuya da ihtiyacım var. Babadan destek almalıyız tabii ki. Babalar nefis bu anlarda. Babası oda geçişinde onunla beraber odasına geçer misin? Mesela o zaman belki çocuk çok hazır değil ayrı bir odada yatmaya. Ama o geçişi baba ile beraber yapıyoruz. Baba bir hafta, iki hafta belki yanında bebeğin ya da bebek ya da çocuk beraber yatıyor. Eğer gece içinde babayı kabul eden bir ilişki şeklindelerse tabii ki. O biliyorsun çok az gördüğümüz bir şey oluyor. Ne yazık ki. Maalesef. Ama hani sizin gibi böyle ortak ebeveynlik yapılan ailelerde ne güzel. Hani o destek verilebilir. Ama zaten en önemlisi şey işte o geçiş. Bir tanem hazırsın ve seni desteklemek istiyorum. Her gelişim adımı böyle. Artık vaktidir. Büyüdün senle değil. Hazırsın ve seni desteklemek istiyorumla bir geçiş süreci olarak tasarlanmalı ve her geçiş sürecindeki kimse her zaman aşamalı olmalıdır. Ya ben önce gündüz uykularında yavaş yavaş geçirin. Kendini huzurlu ve iyi hissediyorsa. Mesela ben geceyi de bölüyorum. Çat diye geceyi geçirmek zorunda değiliz. Gecenin ilk yarısında geçirin. İkinci yarısında biraz zorlanıyor ve sık uyanıyorsa tekrar yanınızdaki yatağa alın. İlerleyen şey ya. Bir kere öğretin. Asla odaya geri dönüş yok. Çünkü öğrettiğin her şey zinhar gider yani hani bir kere yatağına geri kabul edersen. Onu da netleştirelim. Ebeveynlikte tutarlı olmalıyız ama tutumumuzda ve tavrımızda tutarlı olmalıyız. Bazen karar değiştirebiliriz. Öbür videomuzda mıydı? Sanki şey vardı, çok kıymetli bulmuştum ben bunu. Evet şu an bir sorun var ve bu sorunla baş etmem lazım, farkındayım. Ama ben şu an bu sorunla baş etmeye hazır değilim. Bunu erteliyorum. Evet. Ama bununla baş edeceğiz. Aynen. Ve bu ne kadar farkında ve ne kadar bütünsel bir ebeveyn kararı. Ebeveynler karar değiştirebilirler. Bunu ne kadar dengeli, kaptan, yetişkin olduğunun farkında bir yerden yapıyor. Yani bu sınır kavramı içinde çok konuştuğumuz bir şey. Bence sınır videomuzdaydı. Olabilir. O yüzden burada da bu karar tabii ki verilebilir ama ebeveynin dürtüsel ve çocuğunun duygularından ya da durumun zorluğundan kaçan bir yerden değil, doğru zamanda değiliz. Bu kararım yanlıştı, düzeltiyorum gibi işbirliğine yatkın olması önemlidir. Çünkü zaten çocuklarımıza evin patronunun biz olduğunu değil, bu evde işbirliği olduğunu öğretiyoruz her süreçte de. Şimdi bu yatak geçiş sürecinde de ya da oda geçişinde çocuk hazır olduğu bir yerde ebeveynin destek olmak için eşlik ettiği bir süreç tabii ki yaşıyoruz. Ve sınır konunuz ya da öğretme konunuz ne olursa olsun kaynak biziz. Yani bu şeyi de çok duyuyoruz, hani baban gelince çok kızar. Garson abi izin vermiyor. Garson abi izin vermiyor. Bak şimdi polis amca diyecek ki sen artık çok fazla bağırdın falan. Yani her neyse, bu topu tacı atma. Bu meme süreçlerinde çok görürüz bunu Gizem. Memeler uyuyor. Mesela. Ben de demiştim ya. Dedin mi? Dedim, memeler uyuyor dedim. Hani, yani. Memeler dinleniyor şimdi sonra dönecek. Şimdi hepsi bir parçası. Ne olur buraya da kendimize kızan bir yerden değil, çok ciddi anlayan ve şefkat veren cevap bir yerden. Cevap olarak bana memeler ilaç dedi. Üstüne de anne memeler beni özlemiş dedi. Yani sen çocuğa memeler uyuyor dersen, anne yani memeler beni özlemiş dedi. Çünkü görüşmemiştik bütün gün. Ben memeleri özledim demiyor, memeler beni özlemiş dedi yani. Şeyi fark edelim, bu gibi topu tacı atmalarda aslında biz sınır koymaktan endişe eden, bazen ilişkideki o sınırı koyduğumda kendimle ilgili endişelerim ve korkularım olan bir yerde olabiliriz. Görmemiz yeterli. Sınır koymakta zorlandığımızda ve bu konuyla ilgili benim bir endişem olduğumda genelde böyle bir topu tacı atma haline giriyor oluyorum çünkü. Hiçbir zaman topu tacı atmayalım. Çocuklarımıza bizi dikkate almalarını öğretelim. Gelen bir soruyla paralel yine şu kitaptan okuduklarım arasında bir şey sormak istiyorum. Gelen soru şu. 2 yaş yatak seçimi nasıl olmalı? İçinden kendi çıkabilmeli mi? Gece serbest olması sorun mu? Çünkü mesela bu kitap diyor ki 18 ay ila 2,5 yaş arası bu yaş grubundaki birçok çocuk yatağından çıkmayı dener. Şilteyi mümkün olduğunca alçaltın. Şeyli olsun yatak. Düşmenin etkilerini azaltmak için yere beşiğin çevresine yastıklar koyun. Demek düşecek çocuk
okeyiz düşmesi konusunda etkisini azaltıyoruz diyorum ben burada. Çocuğunuza uyku tulumu giydirin, böylece bacağını kaldırmasını önlemiş olursunuz. Bir sonraki etapta çocuğa tasma takıyoruz herhalde, yatağa bağlıyoruz diye düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun yatak konusunda? Ben hangi seçimi yapacağını aile gene karar versin. Bir kere en başta onu söylüyorum, en rahat olduğu. Ancak uykuya geçişleri en rahatlatan ve kolaylaştıran şey aynı zeminde olmamızdır diyorum. Ayrılmak ya da aramızda bir bariyerin girmesine gerek yoktur. O yüzden özellikle ilk aylar için önerim yan yatak sistemleri oluyor. Bunları da böyle küçücük olanlardan değil de böyle 6-7 aya kadar minimum kullanabileceğiniz normal çocuk yatağı boyutundakilerden alırsanız, ister babanın ister annenin yanında yattığı bir sistemde hem de güvenli bir şekilde kendi yatağınızın yanında yatabilirsiniz diyorum. Ondan sonraki süreçte de aslında her zaman en güvenlisi ve en kolayı yer yataklarıdır. Öyle süslü püslü ve daha sonra çocuk ayağa kalkıp yürüdüğünde ya da zıpladığı zıpladığı zamanlar kafayı çarpıp hani tehlike oluşturabilecekler değil de daha sade olanlar. Bazı çocuklar böyle çadırımsı yatakları daha çok severler ve iyi gelebilir. Bazılarına klostrofobik de gelebilir. Çocuk kendi karar verir artık o kadar süsleme boyutuna onun yatağı. Ama hani o aynı zeminde olma fikrini ben seviyorum. Peki çıkması? Şimdi çıkabilir zaten. Çıkıyor. Bir sorun yok. Çıkabilir. Hayattaki her şeyi çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi bunu da biz öğretiyoruz. Yani sınırların kaynağı barlar, işte çitler değil, biziz. Ben o bebeğe de aslında mesela çıkacaksa üzerinden atlama, buradan çıkı öğretebiliyorum. Ayrıca çocukların birçoğu, bebeklerin de birçoğu çıkıp pıtı pıtı gezmiyor, sizi çağırıyor. Evet, yani aslında hala 4,5 yaş ve yani her şeyi anne, yapabiliyor. Anne, evet, günaydın. Öyle. Biz gidiyoruz yanlarına. Ama şey diyorum, yani olur da çıkarlarsa size doğru yürüyecekleri yerlerde güvenli olduğuna emin olun. Yani merdivenli bir eviniz varsa hani o merdiveni mutlaka kapalı tutmak, yerde küçük oyuncak parçalarını bırakmamak. Yani bugün 6 yaşındaki kızım için de ben aynı şey yapıyorum. Gece kalkıp tuvalete giderse ayağına bir şey batmasın diye şöyle bir yere bakıyorum. Ben 40 yaşındaki kocam için de yapıyorum. Yani açık yatak nefistir. Yine çok bahsedilen şeyi sormak istiyorum. Uyku beslemesi diye bir şey var. Yani bebek uyanmadan sen saatini bil, alarm kur, uyan. Ya emzir ya işte neyse formül mamasını ver, uyku besleme, rüya öğünü diyorlar galiba, onu ver. Böylece uykusunu uzatmış oluyorsun. Uykusunu uzatmış olmuyorsun. O daha hiçbir ihtiyaç belirtmeden onu doyurmuş ve uykusunu uzatmaya çalışmış oluyorsun. Her türlü beslenme bebeğin sinyaliyle olmalı. Peki uyan bebek uyandırılır mı? Mesela gündüz uykusunu 2,5 saatten fazla yapmasın, gece uykusundan çalıyor. O zaman uyan bebeği uyandıralım. Ya da sabah mesela sabah 7,5'tan geç uyanmasını istemeyiz. Hadi uyandıralım. Uyan bebek uyandırılır mı? Çok özel durumlarda ve son tercih olarak. Çünkü bebeklerin bazılarının, başta bahsettik ya uyku sorunlarında, sirkadyen sistem problemleri olabilir. Onları görüyorsak evet, yani çok kısa gece uykusu çok uzun gündüz uykusu gibi mesela. Ortalamanın çok altında, üstünde. Ya da gece uyacağı uykunun çok büyük bir bölümünü gündüze parçalı parçalı kaydırdığı için gece dalamama gibi problemler yaşayanlar varsa, çok nadir. Kronik olarak çok ciddi bir uyku saati sorunu yaşıyorlarsa olabilecek şeyler, ama böyle hani çocuğumun uykusunu düzenleyeyim diye müdahale hayır. Çocuk kendi rutinini kendi oluşturuyor. Bizim görevimiz o oluşturduğu uyku dengesini korumak. Biz kendi hayatımızı aslında entegre etmeye çalışıyoruz da, o yüzden yani birazcık da o uyandırma durumu var. Ayakta sallama yönteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü salınma dedin sen hep. Ve aslında bebeğin nereden çıktı, bir anda nereye geldiği de aslında çok girmedik. Senin başka videolarda benim çok severek dinlediğim bir yerde orası. Çıktığı yer ve bir anda karşılaştığı dünyanın ne kadar birbirinden farklı olduğu. Evet. Ve orada aslında salınmaya ne kadar ihtiyacı olduğu. Ama bu salınma, bilmiyorum kültürel mi, Türkiye'de ayakta sallama diye bir durum var. Bir de böyle çarşafla sallama durumu var. Az önceki söylediklerinde çarşafla hayhuraş sallamayalım demiştin. Ayakta sallama konusunda ne diyeceksin? Sallamayı bir netleştirelim. Birincisi evet, bebek anne karnından çıktı, doğdu ve dünyaya geldi ve bizimle beraber çok doğal olarak hani o dünya ve bu dünya arasında bir geçiş yapıyor. Ve aslında bebeğin aldığı, hangi ayda olursa olsun, artı bence bir yetişkinin de aldığı, herkes bu açıdan baksın, ritmik ve düzenli ve hafif bir salınım aslında benim bütün bedenime bir güven veriyor. Doğru muyum? Ne zaman geldiğini bildiğim bir hareket var burada.
Yani bir yetişkinin hamakta çok keyifle uyuması gibi. Evet. Bak, hamak güzel bir örnek oldu. Çünkü yetişkin ve çocuk arasında bir fark var orada. Ona geliriz birazdan. Aslında o işte o ritmik ve tatlı salınım bizim bedenimizi duygusal olarak da çok güvende hissettiren ve üzerine ekliyorum. Aslında bu ritmik ve sakin salınım bebeğin hem duygusal gelişimi hem duygusal gelişimi için fayda sağlayan, geliştiren bir ortak iletişim şeklidir. Yani çok net söyleyelim. Bebeklerimizi sallamak yanlış bir şey değildir. Bebeklerimizin sakinleşmesine %100 yardımcı olur. Hiçbir sorun yoktur. Artı onları geliştirir. Bütün mesele şudur. Bu o sırada bebek ağladı ve zorlandı diye ebeveyn farkında olmadan onu susturma amacıyla sakinleştirmenin ötesine geçip çok hızlı sallayıp sarsmaya başladığında bu aslında bebeği daha fazla uyarır. Yani sinir sistemini aşağı çıkartacağında sinir sistemini yukarı götürmeye başlar. Ve bizim için sinir sistemi artık son noktaya geldi. Shutdown mekanizması dediğimiz bayılma gerçekleşir. Ama o bayılma gerçekleşti. Yani deli gibi salladım. Tak gitti artık, sistem kapandı. Aslında alt tarafta sinir sistemini regüle edip aşağı indirmediğim için tetikte bir sinir sistemi vardır. Yani durduğu anda tekrar geri açılma. Tamam mı? O yüzden herhangi bir uyutma anında kucağımda, ayakta, nerede sallıyorsam, kanguruda bunun sakin. Pusette dahil mi? Pusette dahil ama ilişkinin olmadığı sallamaları ayrı anlatacağım. Daha ilişkisel kaldığım küçük salınımlarda hem ilişki alıyor, yani ten teması alıyor, sesimi alıyor, orada duygusal varlığım var. Ve buna da benim minik salınımım, ritmim eşlik ediyor. Ha kucağımda, ha dizlerimde. Regüle olup kaliteli bir uykuya girmesi açısından bir problem yoktur. Ama videonun başında bahsettiğimiz salınım okey diyoruz ama iki yeri kaçırmayalım istiyorum. Birincisi, ben her zaman bu salınımın bir ilişkiyle beraber olmasını öneririm. Demin hani ebeveyndeki hamağı sordun ya, yani yetişkindeki hamağı sordun. Aradaki farkı açıklayacağım demiştim. Çünkü aslında regülasyon sadece salınımdan gelmesin. Aynı zamanda ilişkiden gelsin. O yüzden bir tane temasım, ses temasım mutlaka olsun. Çarşaf da değil o zaman. Değil o zaman işte. Onu demeye çalışıyorum. Göz göze puset. Yani göz göze puset okey. Ama işte böyle o başka dünyada, ben başka dünyada değil. Ama bebek rahatsa bunların hepsi okey bu arada. Ya bebeğimle yürüyüşe çıkmıştım. Yavaşça gözlerini kapattı ve dalıyor. Bunda bir problem yok zaten. Şeyle gökyüzünü izleyerek nefesinde kitapta uyuması gibi. Hiçbir sorun yok. Ya da işte kangurudaydı. Kafası yavaş yavaş düşmeye başladı. Benim bir şey yapmama gerek yok. Uyuyor. Bunlarda okeyim. Hiç problem yok. Ama bebeğin, ebeveynle ilişkiyi tamamen keserek, yani disosiye bir yerden, hamağın içinde, hele böyle kapalı battaniyelerde, dünyayla ilişkiyi kesti ve sadece salınımda öyle bir yerden o donmaya sürüklenmelerini istemiyoruz. Regüle bir dalış olmadığı için kaliteli bir uyku bize vermeyecektir. Ya son olarak da tabii şeyi çok küçük ekleyelim. Burada hiçbir sorun yok tabii ki duysal anlamda ya da duygusal anlamda. Ancak bazı bebeklerde aynen diğer yoğun destekli uykuya geçişler gibi bu tip bir uykuya dalma zaman içinde bir sık uyanmaya sebep olabiliyor. Olursa onu da yavaş yavaş azaltmak konusunda bebeğe destek olmak gerekir. Gelen sorulardan biriymiş mesela, sallayarak uyuyor. 19 aylık gece uyandığında asla kendisi tekrar uyumuyor. Ne yapmak lazım? Peki bir de şeyi sormak istiyorum. 18 aylık bebeği pişpiş sesi ve ninni ile uyutmak sakıncalı mı? Buradan beyaz gürültüye de gelmek istiyorum. Beyaz gürültü senin tavsiye ettiğin şeylerden biri diyebiliyorum. Bir dönem için. Ve beyaz gürültü olarak değil. Şöyle açıklayayım. Bir, bebeğin uykuya geçerken o regüle olma, sakinleşme aşamasında bir ses desteği vermekte hiçbir problem yok. Dünyanın en sakinleştiren sesi ebeveynin kendi sesidir ve insan sesidir. Bunu da altını çiziyorum. O yüzden o ses desteğimiz, bu pış pış mı, ninni mi, mım mı, canım annem, bir tanecik oğlum mudur, orayı bilemem. Orası ebeveynin kendi bileceği konu. Önemli olan o ses desteğini vermek. Ses bizi, yumuşak ses bizi sakinleştiriyor. Ritmik ses bizi sakinleştiriyor. Aynı ritmik salınım gibi öngörülebilir. Bebek bazen bunu kendi de yapar. Biz beraber yapıyorduk. Öngörü bebeği çünkü güvende hissettiren bir şey olduğu için öngörülebilir hareket, öngörülebilir ses bebeği rahatlatır. Açıkçası hiçbir dijital platformdan gelen ninniyi önermiyorum. Elektrik süpürgesi. Şimdi ona geleceğim. Beyaz gürültüyü sordun. Ama hani böyle bir YouTube'dan... YouTube o kadar çok kullandık ki. Ya da işte hani Spotify'dan şuradan bir müzik açayım, uyusun. Ona çok okey değilim. Ritüelinizin bir parçası olsun. Çünkü müzikle dalma konusunda soru işaretlerimiz müzik, var. Hangi müzik? Yani müzik mi, beyaz gürültü demeyiz? Şu an müzikteyim. Müzik dediğimiz YouTube'daki yayınla tamam. Falan çalıyor. Hepsini ritüelinizde, hazırlığınızda, rutininizde ne diyorsanız onu da kullanın. Çünkü dalma ve sonrasında o müziğin içindeki belli notaların ya da enstrümanların bebeğimizin uykusuna iyi gelip gelmediğini bilmiyoruz. O bir sakinleşme aracı, uykuya eşlik etme değil. Ve ben dediğim gibi ebeveyn sesinin olanın yerine hiçbir şey tutmaz diyorum. Beyaz gürültüye gelince kitapta çok detaylı açıklamaya çalıştım. Merak edenler lütfen baksınlar o araştırmalara. Beyaz gürültü için bilimsel araştırmaların bir bölümü
özellikle yeni doğan uykusunda REM uykusunu uzattığı ve uykuya geçişi kolaylaştırdığını kanıtlamış durumdalar. Ancak eş zamanlı yapılan başka araştırmalarda işitme konusunda sorunlara sebep olabildiğine dair çok net kanıtlar sunuyorlar bize. Şimdi yeni araştırılmaya başlamış ve sayılı araştırmanın olduğu bir konuda risk varsa ben yokum orada. Hı hı. Anlatabildim mi? Çünkü diyor ki güvenli mesafeden ve güvenli bir desibelde çaldığımız sürece sorun yok. Ben ne bileyim güvenli mesafeyi ve desibeli evin içinde. Yani tabii ki idealinde bakarsan uzak bir mesafeden kısık sesle çaldığımızda okey gibi görünüyor. Ama zaten o da yardımcı olmuyor, tamam mı, o ebeveynin yok, onu hızlıca biz, ben kulağının dibi yani istiyor. Şey, şurada tutuyordum telefonu da buradan piş piş geliyordu da. Heh, şimdi... Piş piş artı elektrik süpürgesi bulmuştum YouTube'dan da sabaha kadar onu dinleyerek uyuyorduk. Şimdi onların hepsinin risklerini, bak risk ne demek, kesin olur demez ama olabilir der. Bunu bilen bir yerden öneremem. O yüzden benim önerim şu oluyor, bebeklerinizin bazen dış sesi bloklamak için, mesela evde işte hayvan oluyor, başka çocuk oluyor. Aşağıda ya da mesela... inşaat var bizim 2 ay boyunca. Ha, olur ya da misafirin gelecektir. Yaz kendin dizi izleyeceksindir. Yani evde başka bir sesi bloklamak için ya da uykuya geçerken rahatlatmak için kullanmak istiyorsak doğa sesleri kullanalım. Yani doğada olmanın hiçbir zararı yok ya bize. Yağmur sesi yani kullanalım. Yani elektrik süpürgesindense hani su sesine. Şu beyaz gürültü var ya, o ses. Kabustu. No. Hala kulaklarımda çınlıyor çünkü gerçekten ama aylarca çaldım. Ama şelale sesi, okyanus dalgası, yağmur bunları arka tarafta Ağustos'ta ama yine ne olur güvenli olması için yine ne olur kulağının dibi değil, yatağının içi değil, başucu değil. Odada başka bir köşede ve dediğim gibi böyle bas bas değil, hani oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Okay. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum kaç dakikalık bir video oldu benim klasik bütün videolar gibi. Artık bunu ikiye mi böldüm, üçe mi böldüm, bir videoda mı izlediniz, ne yaptınız bilmiyorum. İyi ki izlediniz, inşallah izlediniz. Buraya kadar geldiyseniz bir like'ınızı alırız. Tabii yorumlarda da bizi şenlendirirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Gizem. Sen hep gel zaten. Ya çok keyifli sohbet ediyoruz her geldiğinde. O yüzden ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Arayı bir dahakine bu kadar açmayalım. Böyle tamam. 6 ayda bir ben senin kanala. Olur, ne zaman istersen geliriz. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için size de teşekkürler. Öpüyorum. Görüşürüz. Bye. Hep organiğin de bir adım ötesine gidiyor. İstiyoruz ki çocuklarımızın dünyası sonsuza kadar yaşamaya ve sevmeye değer kalsın. Tüm bunları şahsen garanti ederim. Yaşamdaki en değerli varlığım için.